Evet efendim, canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir gazeteci konuğumla birlikteyiz. Biraz geç girdik. Başta kendisinden ve sizden özür dileriz. Tamamen benden kaynaklanan bir sorun nedeniyle. Tekrardan herkese özürler. Başta da konuğumuzdan özür dileriz. Çabuk hızlı başlayalım. Şimdi sevgili Aytül Türkan, hoş geldin bir kez daha. Hoş bulduk. Evet. Öncelikle dün akşam New York'ta ortaya çıkan durumu sen nasıl okudun? Yani gelen açıklamaları mevcudu değil de yani yakın döneme ilişkin, yakın geleceğe ilişkin sana ne gibi bir ipucu verdi? Yani yeni bir durum ortada değil. Beklenilen açıklamalardı açıkçası. Evet. Yani hani evet, gündemde önemli. New York'ta bir görüşme var. Sonuçta iki lider bir araya geliyor. İki saatlik bir görüşme. Yani bu da genel sekreterinde verdiği önemi aslında gösteriyor ama tarafların kendi pozisyonları itibariyle zaten bir sonuç, bir ortak zemin bulunacağına yönelik bir inanış yani zirveye giderken de yoktu. Evet. Dolayısıyla yapılan açıklamalardan da hani bir beklentiniz olmadığı için anormal bir durum ortaya çıkmadı. Günün sonunda Türk tarafı kendi tezini, her zaman olduğu gibi yeni tezini ortaya koydu tekrardan. Anastasia ise yeniden Birleşmiş Milletler parametrelerine ve federasyon tezine vurgusunu yaptı. Klasik de açıklamalar oldu. İşte faydalı bir görüşmeydi falan. Bir şey olduğu yok yani. Yaratıcı dedi Anastasia, bana orası çok ilginç. Yani yaratıcı bir durum olmuş olsa çok kısa vadede göreceğiz yaratıcı bir nokta var mıydı diye. Ama ben yeni bir gelişme, yani bu zirvenin yeni bir gelişmeyi getireceğini düşünmüyorum. Evet. Anastasiadis bilirsin sevgili Levent, çok farklı farklı şeyler söyler. Farklı noktalarda orada yaratıcı der. Buraya geldikten sonra 60'ı belki tekrar gündeme getirebilir. Yani Çavuşoğlu'na iki devlet demişti örneğin. Ama hiçbir zaman kağıt üzerinde görmedik. Yani Rum politikacı çok tabii çok deneyimli bir isim Anastasiadis. Açıklamalarla bir takım noktalara getirebilmeye çalış. Yani süreci domine edip istediği noktaya getirebilme gayretiyle bence açıklamalarını şekillendiriyor. Ama Sayın Tatar'ın açıklamaları netti. Dün yani işte bir önceki makaraya sararsak geriye, bir önceki görüşmeden sonra çıkan sonuçtan farklı bir açıklama ben görmedim açıkçası. O yüzden Kıbrıs sorununa ilişkin yeni bir durumla ilgili bir altyapı hazırlandığını düşünmüyorum New York'taki görüşmeden. Ben New York'a gitmişken aslında çok daha dinamik bir görüşmeler silsilesi beklerdim. Yani benim New York'la ilgili eleştirim daha çok bu yönden olacak. Yani orada dünya liderleri var. Sonuçta Türkiye'ye yakın isimler var. Evet. Ülkelerin yöneticileri var. Bunlarla bir takım ikili temaslar, işte Kıbrıs Türklerin ortaya koyduğu yeni tezi anlatma gayreti filan diye belki farklı farklı noktalarda yapılacak olan, hani bu şey olarak da söylemiyorum yani illa bir resmi ziyaret anlamında değil ama gayri resmi olsa dahi bir takım ülkelerin devlet başkanlarıyla, dışişleri bakanlarıyla vesaire bir takım temaslar bence yapılmalıydı. Bununla çok eksik kaldık. Yani işte Kıbrıs'ta Amerika'da yaşayan Kıbrıslı Türklerle bir araya geldik. Yani bunu servis dahi etmezsiniz. Yani ne olacak ki? Gitmişler oraya, Sayın Tatar'ı görmüşler, konuşmuşlar falan. Ben bu noktadan biraz bakıyorum şeye, bir eksikliği orada görüyorum. Keşke daha proaktif bir şekilde hazırlıkla gidilseydi. Yani bir takım ikili görüşmeler, bunu geçmiş Cumhurbaşkanlar döneminde gördük. Yani farklı farklı ülkelerin yetkilileriyle, hatta örneğin Sayın Akıncı'yı de eleştirdik zaman zaman. İşte düzeyi düşük tuttu filan. Bir takım görüşmeler ama biz şimdi hiçbir temas yapmadık. Kaldı ki en çok temas yapmamız
en çok kendimizi anlamamız gereken süreç. Çünkü biz politika değiştik. Biz farklı bir politika ortaya koyuyoruz. Bu politikayı böylesi bir yerde, yani dünya liderlerinin bulunduğu bir platformda bunu anlatmamız gerekirken biz işte, yani dediğim gibi Amerika'da yaşayan Kıbrıs Türklerle görüştük. Bu noktada eleştirim var benim en çok. Hı. Tabii ki Türk evinin açılışı, orada bulunma. Bir de sanırım İslam ülkelerinin bir etkinliğine katılmıştı ilk günlerde sayın Cumhurbaşkanı. Onun dışında bir şey görmedik. Benim açıklamalardan ziyade odaklandığım nokta buydu açıkçası. Senin de bildiğin gibi az çok bu Eylül son 10-12 yıl içerisinde 12 kez olmuşsa bu 12 kez bir Cumhurbaşkanları gitmişse bu zirveye sanırım 2 tanesine gitmedim. Yani diğer hepsini takip ettiğim bir şekilde. Bu söylediğin noktayı ben de fark ettim ama sanırım birazcık Covid süreci nedeniyle biraz sıkıntı olmuş olabilir diye düşünüyorum. Yani benzer geçmiş ortamlar yok. Ancak belki bir dizi, bir takım daha içerikli görüşme ya da belki de basına kapalı olmuş olabilir. Yani belki de açılmamış olabilir ancak bu noktada böyle bir süreçte genel seyredeki görüşme basına yapılmadan bu tip görüşmeler de yapıldıysa güzel. Evet. Yani ama bunları ekipler orada off the record bizim gibi insanlarla paylaşması gerekir ki bir beklentisi var toplumun sonuçta. Evet, Kıbrıs sorunu şu an belki kimsenin gündeminde değil, konuşmuyor olabilir ama günün sonunda bir sorundur bu. Ve işte devletinizin başı bir zirveye gidiyor. Evet, bir heyecan da duymayabilirsiniz. Ama orada bu yeni politikaların anlatıldığını bize anlatın. En azından biz söyleyelim. Biz bunun kanaat önderliğini yapalım. Doğrusu bence bu, eğer olmuşsa da bilmiyorum. Bana ulaşan bir bilgi yok. Benim gördüğüm eksiklik en çok buydu. Zaten zirveden bir beklentim olmadığı için, yani olumlu noktaya gideceğine yönelik bir beklenti olmadığı için daha çok bu noktadan ele aldım kendimce. Asya bebek konusundaki görüşlerini merak ediyorum. Biraz cümleyi açıp şöyle sormak istiyorum sana. Asya bebekle ilgili tekrardan aileye ve tabii ki bebeğimize geçmiş olsun. Bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Asya bebeğin. Burada ki işte çeşitli yardım kampanyaları, Türkiye'ye gitmesi, Türkiye'deki bir takım mevzuat derken ama burada bebek üstünden bir takım bir siyasi profillerin bir eylem silsilesini burada gördük. Ben şahsen bunu bir siyasi eylem olarak değerlendiririm. Bebeğin ailesine herhangi birinin her kelimesi, söyleyeceği her söz benim için çok mutlu ve çok değerlidir. Sitem de olabilir, destek de olabilir, talep de olabilir. Ama yani bir bebek üstünden bir siyasi bir çalkantı olduğu oraya gitti. Şimdi yeniden başka bir perspektiften aynı siyasi şey devam ediyor gibi geliyor bana. Sen nasıl yorumlarsın? Bu neden olduğuna bakalım. Çünkü biz Asya'dan önce bir bebeğimizi kaybettik. Evet, aynı hastalıktan. Evet. Ve bu tartışmalar yaşanmadan kaybettik. Evet. Bence burada devletin yöneticilerinin birazcık aynaya bakması gerekir. Yani biz bir örnek yaşadık. Toplum olarak üzüldük. Bir bebeğimizi kurtaramadık. Ve bu ülkede ben hiçbir zaman kaynak yoktur söylemine katılmadığımı her platformda söylerim. Kaynak çoktur. Yeter ki kaynağa erişmek isteyin siz. Bu ülkede o kadar anormal bir düzen yaratmışız ki yıllar içerisinde. Kaynağın aslında çok olduğunu ama o kaynağa ulaşılamadığını, ulaşılmak istenmediğini veyahut da yaşayarak görüyoruz. Bir insan canı için, bir bebek için 2,5 milyon dolara bir ülke eğer ulaşamayacaksa o zaman burada hükümet etmenin anlamı da yoktur. Ben gelmeden buraya bir yazı kaleme aldım bu konuyla ilgili. 2,5 milyon dolarlık utanç koydum başlığında. Çünkü utandım. Yaşanan ve gelinen noktada utandım. Eğer birileri bugün siyasi bir düşünceyle eylem ortaya koyuyorsa bunun sebebi bugünün yöneticilerinin gerektiği yerde gerektiği işlemleri yapamamasından kaynaklanır sevgili Levent. Çünkü eğer
bu eylemler ortadan çıkmadan, bu eylemler yapılmaya başlamadan bebeğimizle ilgili süreci başlatmış olsaydı hükümet yetkilileri, bu çocuğu kurtarmak adına Sağlık Bakanlığı ve ilgili kuruluşlar harekete geçseydi, vatandaşlık prosedürünü tartışmalar çıkmadan, birileri zorlamadan, işte siyasi bir dürtü veyahut da değil bilmiyorum, çok önemli değil. Ama bunlar olmasaydı yine bu hareketlilik yaşanmayacaktı. Bu bebek Ankara'ya götürülmeyecekti. Aynen diğerinin götürülmediği gibi ve kaybettiğimiz gibi. Evet. O yüzden gaye beni çok ilgilendirmiyor. Ama bu hareketlilik, bu hareketlilik en azından şu anda Asya bebek için bir umut oldu. Tedavisi anlamında bir umut oldu. Burada gerçekten yöneticilerimizin gerektiği hassasiyeti göstermediğini düşünüyorum. Hala 2,5 milyon dolar bir ilaça ihtiyaç varken Sayın Başbakan'ın 10 bin TL'lik çek verip ve bunu basına servis ettiği hala aklımızda maalesef. Yani bu konuda umarım bundan sonra, şimdi bir şeyler yaşanıyor. Elbette Rum yönetimi bir takım dürtülerle, evet, hareket etti. Talep gitti çünkü. Benim bildiğim kadarıyla Kıtos Genel Sekreteri konuyu aktardı Rum Sağlık Bakanlığı'na. Ve bizim aylardır organize olamadığımız, 4-5 aydır organize olamadığımız bir bebeğin hayatıyla ilgili 3 günde organize olup buraya getirmiş. Şu anda da tedavisine başlamış. Bu bizim için bir utançtır. Ben öyle düşünüyorum. Halk bu bebeği kurtarmak için herkes elinden geleni yaparken, daha dün konser düzenlenirken vesaire her anlamda pazarlarda şurada burada, yani 10-20 toplanabilecek bir rakam değil elbette, 20 milyon TL gibi bir rakam. Ama halk bu derecede sahiplenmişken konuyu hükümetin bir türlü gündemine sokamaması bence eleştirilecek bir konu. İşten geçtikten sonra yapılan açıklamanın da çok bir anlamı olmadı. Yani işte biz uğraştıydık, şunu yaptıydık, bunu yaptıydık. Artık iş işten geçti sonuç, çünkü oradan bebek çıkmış. Yani bir de şuna bağladım, en kötüsü, en üzücü olan o. Madem ki 15 dakikalık mesafeye gidecekti bu çocuk, yani güneydeki Makaryoz Hastanesi'ne, neden bir Ege turu attırdık? Yani buradan Ankara'ya, Ankara'dan Yunanistan'a, Yunanistan'dan Güney Kıbrıs'a. Yazık, 8 aylık bir bebek can çekişiyor, evet, deyim yerindeyse. Beni üzen bir konu oldu çok. Dünden itibaren çok etkilendim. Zaten takip ettiğim bir konuydu ama dün yaşananlar, bir kakadece vatandaş olarak utandım ben sevgililer, öyle söyleyeyim. Daha da fazla şey etmek istemiyorum ama çünkü kelimeleri seçmek zor bu yaşanan süreçte. Umarım, ama tek söyleyeceğim son olarak, derse alırız bundan. Bir bebeğimizi yitirdik, birini umarım kurtaracağız. Ama ders alırız da bundan sonra böyle bir şey başımıza gelirse başka noktalara gitmek zorunda kalmayız. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizim ana vatanımızsa, bizim ulaşamadığımız noktalarda elbette gerekli prosedürel işlemleri bizlerin hızlandırmasıyla, talep etmesiyle, peşine düşmesiyle, gündeme sokmasıyla çok rahat bu bebek hiç Güney Kıbrıs'a gitmeden kurtarılabilir. Gelecek hafta iç siyasette biraz süreyi efektif kullanalım diye iç siyasette bir yani mecliste olacak gözler partisinden itibaren. Bugün tabii meclisin duyurusu da yapıldı. Yani başlayacak, meclis toplanacak 4 Ekim ilk birinde törensel bir toplantı var değil mi? Sanırım birinde tören, yoksa 4 Ekim mi? Yani karıştırmış olabiliriz ama. Bir törensel açılış var ama. Evet. Sonra çünkü da yasamaya geçecek. evet. 1 Ekim Cuma günü saat 10'da bir törensel toplantı, hı-hı, başlayacak. Evet. Orada genelde genel kurul da işte başlar ve genel başkanlara bir 10 dakikalık bir süre verilir. Ve ondan sonra bir genelde
resepsiyonla. Resepsiyon olur sonra. Resepsiyon olur. Şimdi tabii Covid belki dışarıda olur resepsiyon. Bilmiyorum tabii nasıl bir tedbir alacak. Covid şartları var. Basına sadece BRT ve TAK yani içeriden otur, genel kurula sadece onlar gelecek. Daha önce onlar da yani zaten onlar da böyleydi. Girmiyor. Son 1,5 yıldır bu tedbirler devam ediyor. Evet, giriyor muydu? Basın girmiyordu. Evet, kameralarla değil ama girip hayır, yani genel kurul içerisine, genel kurul arkasına girmiyordu basın. Evet. Genelde oturduk, yani şu biz oturduk yani ekrandan canlı yayın devam etti ancak basın girmedi. Burada böyle TV TAK'a böyle bir şey getirildi bu kez. Galiba bir de akredite ile yani meclis bahçesinde olacak bugün. Özeller için. Onu evet, düzelttik ama, çünkü evet, şey istedim. Son 72 saatlik antijen isterler. Ben sevgili Burhan'la konuştum. Dedim 72 saatlik antijeni isteyen bir yasağı bir durum da yok. Çift açılılara Adapas'a girilmesi gerekir diye öyle bir düzeltme yaptılar daha sonra. Evet. Bir küçük müdahale yaptık. Çünkü bizim de sonuçta antijeni PCR istemişler. Tamam onu düzelttiler. İkinci bir duyuru da onu öyle düzelttiler. Bir başka duyuru daha yaptı sevgili Burhan kardeşimiz. Evet. Onu düzelttiler. Çünkü başka türlü girmek çok sıkıntılı olacak. Aşı olmamışlar için son evet, yemiş. Aşı olmamışlar tamam. için. Aşı olanlara Adapas'ı getirdi. Yoktu o. Onu getirdi. Çünkü bizi de takip etmek istiyoruz yani. Oralarda olmak istiyoruz. Her ne kadar devlet kuruluşları elbette içeriden yapsın bir şey değil ama meclisin nabzından uzak kaldık biz. Yani gazeteciler olarak uzak kaldık. En azından dışarıda bu nabzı tutmak lazım. 1,5 yıldır ben oradayım biliyorsunuz zaten. Yani şöyle çok yani orada çok daha iyi bir yani bir mesleki performans sergilenebilir diye düşünüyorum. Önce bir Covid girdi. Başladık. Şubat'ta Covid girdi. Meclis kapandı. Açıldı geçen yıl. Ancak tabii yani bir içerik olarak çok konuşabileceğimiz bir şey olmadı. Yani meclisin çalışmaları hakkında. Basın, senin de söylediğin gibi basın müdahil olmadı. Siyasetçiler görünür olmak istiyor. Böyle bir durum var biliyorsun. Ancak bu anlamda yani asas siyasetçinin şeklen yani et ve kemik hali görünmesinden çok içerik olarak da bir şeyler ortaya konması gerekiyor. Hem iktidar hem muhalefet yani açısından. Yani habercilik ve tabii halkın haber alma noktasından evet. bakacak olursak aslında bir önde görünen işte BRT'de canlı olarak aktarılan evet. bir meclis var. Bir de arkada koridorlar var. Evet. Yani ben son 2-3 yıldır değil ama öncesinde bu koridorlardaydı bütün haber zaten. Kulis bilgileri işte ki şu anda çok ihtiyacımız var bu bilgilere. Oralara girmek lazım. Giremiyoruz ama çünkü artık telefonla dikkat ettin abi değil mi? Kulis bilgisi yani genelde çok azaldı. Azaldı çünkü oralarda değilsiniz. Evet. Yani bir fiil orada olmamız lazım. Ben hatırlıyorum. Yüz yüze konuşmak başka, telefon tabii başka. Yani grup odalarına giriyorduk. Çat kapı grup odasına giriyordum. Tabii ne kadar doğrudur tartışılır. O ayrı bir şey. Ama böyle çıkıyordu birçok kulis bilgisi. Çat kapı girmiyorduk da onlar bizi kahve içmeye davet ediyordu. Tamam. Yani ben mesela şunu hatırlıyorum. İşte X bir milletvekiliyle örneğin Ulusal Birlik Partisi şeyden güvenlikten geçip orada işim bitince çat CTP'li bir odaya da girip bakıyorum yani ne var ne yok. Hazır girebilmişken içeri. Yani tadı da buydu aslında. Yani oradan bir şey aldınız, buradan bir şey aldınız falan. O iş bitti. Telefonlarla şimdi yapılmaya çalışıyor ama tadı da buydu. Ama en azından dışarıdan bir yayın şansı vesaire. O çünkü meclis çok hareketli olacak. Yani törensel noktada bir sıkıntı olacağını sanmam ama pazartesi günü. Ama orada şey yani cuma günü paratesine ışık tutar diye düşünüyorum ben. Muhtemelen. Yani şimdi herkesin merakla beklediği meclis açılır mı açılmaz evet, mı? Paratesi günü bir nisap sorunu. Yani törensel anlamda bunun sıkıntı olacağını düşünmüyorum ama pazartesi günü hala daha herhalde Sayın Başbakan da heyecanla o günü bekliyor. Yani ciddi bir muamma var. Serdar Bey'in tavrı ne olacak? Girecek mi girmeyecek mi belli değil. Serdar Bey'in tavrıyla ilgili mesele nedir senin kafandaki soru işareti? Yani neden girmesin? Serdar Bey yani, neden hayır, kapanmadı Mayıs'ta bırakılan noktada değil siyaset diye düşünüyorum. Ben o anlamda soruyorum yani. Tamam ama sonuçta tüm aslında siyasi figürler
Ulusal Birlik Partisi kurultayının evet. Gününe biraz daha, yani o kurultayın sonucuna kilitlenmiş gibi bir hava mesela var. Bertan Zaroğlu çok açık muhalefet yapıyor şu anda, öyle görünüyor. Mesela. Evet, yani DP kanadından çok sanki orada o kanatta bir biraz... Yani Serdar Bey de benim için ciddi bir soru işaretidir, onu söyleyeyim. Evet. Çünkü aynı güdüyle hareket ediyor aslında şeyde Bertan Zaroğlu. Yani Bertan benim hükümete desteğim yok ama işte halkın yararına yasa gelse onay veririm. Serdar Bey'in aslında her ne kadar perde gerisinde başka sıkıntılarla olsa da böyle bir performans sergilediğini gördük şeydi. Örneğin hayat pahalılığı kesintisine ben onay vermem dedi. Yanlış olan bir şey. Bir anda çoğunluk gidiyor zaten. Bu hükümetin geldiği nokta meclisi kapatamama, kendi içerisinde yaşadığı sıkıntılar, işte YDP'nin bölünmesi, DP bir nebze, işte Serdar Bey her ne kadar soru işareti olsa da Mayıs'taki gibi değil en azından. Evet. Bu perspektiften baktığımızda çok ciddi pazartesi günü dört gözle ha açılır mı ha kapanır mı? Zaten hükümetin ve bu meclisin misyonunu doldurduğu bu süreçte belirlendi. Yani Mayıs ayında zaten bu meclisin misyonunu yitirdiği ortaya çıkmıştı. Kapatamadı. Meclis kapanamadı. Şimdi de açılır mı açılmaz mı? Açılsa bile bu meclisin vizyonu artık son buldu. Zaten bir aylık bir ömrü olacak açılırsa bile. Ekim sonu itibariyle Ulusal Birlik Partisi bir başkana kavuşacak. Şu an her ne kadar kağıt üstünde bir başkanı varsa da tabanın çok kabullenmediği tartışmalı bir pozisyon var orada. Sayın Ersan Saner kazanır, yoluna devam eder güçlü bir başkan olarak. Sayın Ersan Saner kaybeder, bir başka siyasette devam eder yine. Ama kurultaydan sonra da yani bir erken seçim... O zaten kesin. Ne yani, olursa olsun kesin. Çünkü ben demek istediğim şu... Ocağı da bul... Yani sevgili Levent, ne sonuç çıkarsa çıksın bu meclis misyonunu bitirdi. Bu meclis görevi bitti yani. Bu saatten sonra bu meclisten sağlıklı Ulusal Birlik Partisi başkanı değilse dahi veyahut da aynı kalsa dahi i̇şte bu meclisten sağlıklı bir şey çıkmaz. Evet. Yürümez yani bu meclis gitmez. O yüzden Ekim sonu yani Kasım ayında seçimin startı verilir. Bana göre eğer parti başkanı değişirse bir de Ocak Şubat'a kadar yapılacak süreçte bir geçici Sayın Siber hükümeti gibi bir hükümet de gelebilir. Mantıklısı budur. Yani bir taraftan bütçe hazırlığını devam ettirir vesaire yapılması gereken işleri yapar. Diğer taraftan da çünkü bu mevcut hükümetin zaten gitme şansı da yok. Yani kendi içerisinde paramparça olmuş bir yapı. Bu nedenle ben tamamen Ekim sonu itibariyle ortaya çıkacak olan sonuç bize bir şeyleri bir yerlere bizi götürecek diye düşünüyorum. Ama belli ki Ocak, Şubat ayında bir seçime götürecek bizi süreç. Aslında kötü de olacak. Keşke çok daha önce almış olsaydık. Keşke ilkten sözü verildiği gibi, halka söz verildiği gibi işte bu ayın içerisinde seçim yapmış olsaydık. O zaman yeni hükümet bütçeyi hazırlardı. Seçim yasaklarına takılmazdık. Çünkü Haziran'da yerel seçim var. Şimdi Ocak, Şubat'ta siz seçim yaparsanız Haziran seçimi öncesi seçim yasakları giriyor. Sizin hükümet kurma süreciniz vesaire. Zaten 2022 yılının koronavirüsün etkisinin ekonomik olarak, yoğun olarak görüleceği ve hissedileceği tahminleri ekonomik çevreler tarafından hep yapılır. Ötelenen borçların ödenme zamanı geldi. İşte ne kadar öğrenci gelecek, öğrenci bir fiil ne kadar burada bulunacak, ne kadar harcayacak ki birazcık çarklar dönsün tartışmaları devam ederken biz bir de seçim yasaklarıyla Ocak Şubat'a attığımız için seçim yasaklarıyla ülkeyi boğacağız. Yaprak kımıldamayacak. Gerçekten 2022 bizim için, vatandaş için, esnaf için zorlu bir yıl olacak gibi görünüyor. Seçimler de buna biraz daha zorluk katacak. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Değerli görüşlerin için elbette önümüzdeki günlerde yeniden senin görüşlerine başvurmaya devam edeceğiz. Çok sağ olasın. İyi yayınlar dilerim. Değerli izleyenler, bir taraftan da bakıyorum. Sosyal medyaya gözüm takıldı, özür dilerim. Efendim yarın saat 12'de yeniden görüşmek dileğiyle. Sevgili ITV Türk kanalına çok teşekkürler. Sağlıkla kalın, kalın efendim.